Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle vizon rengi güzel bir yazma var. Düz renk. Bu yazmanın kenarını sizler için güzel tek sıra giden bir örnek hazırladım. Bu aralar tek sıra örnek paylaşmam konusunda bazı takipçilerimin yoğun ısrarı vardı. Hem onları kırmamış olalım hem de yeni güzel bir örnek hazırladım. Onu sizinle paylaşalım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Nasıl tığladığımı merak edenler YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak ilgili videoyu bulup izleyebilirler. Orada bütün detaylarımı, nasıl yaptığımı, nelere dikkat ettiğimi anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamda da iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim Leylak marka. Üzerinde vizon yazan ip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üzerinde vizon yazan renk. Ee, bu modelimi yaparken 22 numara tığ kullanacağım ama siz isterseniz 20, 21, 22 numara tığlardan tercih edebilirsiniz. Ben en ince uçlu 22 numarayı tercih ediyorum. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benim verdiğim sayılara göre giderseniz benimle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan modeli tamamlarsınız. Hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum. İlmeğimizi oluşturalım. Geldim şöyle. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. En başta burada örümcek yapacağım için bir tane zincir çekiyorum. Bunu sadece en başta yapacağım. Düğümlediğim yer, ipimi tutturduğum yer sonra gevşemesin, bozulmasın diye. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yaptığım örümceğe bir defa doladım. Tığımı, e, ipim, tığımın üstüne ipimi iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncü tığ battığının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarak devam ediyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine aynı trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı trabzanımıza 3. kirpiğimizi de yapmış olduk. 3. kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem 1. sık iğne. Yanına ikinci. Yanına üç. Yanına dördüncü. Beşinci. Altıncı. Altı tane yapıyoruz sık iğneyi. Şöyle düzelttim. Trabzan yaptığım tığ altından da bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı örümceğimden bir tane daha yapıyorum. Bir defa doladım tığımın üstüne ipimi. 2 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 3üncünün altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi bu kirpiğim böyle tek kalacak. Farklı bir şey yapılıyor burada üst kısmına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik üstüne. 10 tane zincirle örneğimin ters yönünü dönüyorum. Bir önce yaptığım 3 kirpiğimin ortadakine sık iğne ile 10 zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yöne döndüm. Burada sık iğne ile 10 zincirimin önünden giriyorum. 2 zincir, bir sık iğne. birinci kirpik. 2 zincir, bir sık iğne ikinci kirpik iki zincir bir sık iğne üçüncü kirpik yine ikişer zincir çekerek buraya 10 tane kirpik yapıyoruz. Şu an benimki 5 oldu. 6 7 8 9 10 tane yaptık. 10 tane yaptıktan sonra şurada 2 zincir kadar bir yer kalıyor arkadaşlar. Yine 2 zincir çektim üstüne. Bu sefer alttaki trabzanımın önünden tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle oldu yaptığımız yeri göstereyim. Yine trabzanımızın önünden 3. Kirpik gibi bunu da yaptık. Şurada çektiğimiz 2 zincir birazdan işimize yarayacak. Onu ihmal etmeyin. E, kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne yanına 2 yanına 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. etiyor batının altından. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. iki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on zincir çektim. Şimdi on zincirimi örneğimin tersini döndüm. Üstteki ikişer zincir çekerek yaptığım kirpikleri bitirirken bir tane iki zincir çekmiştim burada. Bu iki zincirden tutturuyorum. Böylece sanki gerçekten altta 3 tane kirpik yapmışız gibi bir görüntü veriyor. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar düz yönü döndüm. Sık ile giriyorum yaptığım zincirimin altına. Şöyle göstereyim. Burada yine ikişer zincir çekerek iki zincir, bir sık iğne 10 tane kirpik yapıyoruz. İki zincir bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne, iki zincir. Şu anda dört oldu. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. 10 tane yaptık. Ve yine üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Yine alttaki trabzanımızın önünden tutturuyorum. Bir sonrakinde buradaki 2 zinciri kullanacağız tutturmak için. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğneydi. Yanına ikinci, üçüncü, 4. 5. 6. sık iğneyi yaptım ve 7. tığ altından yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Burada bir, bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönü döndüm. Şurada 2 zincirli kirpiklerimi bitirirken 2 tane zincir çekip e, trabzanımızın önünden girmiştik. Buradan giriyoruz. Sık iğne ile bir tane üstüne zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm tekrar. Ve yine aynı şekilde sık iğne ile giriyorum. 2 zincir 1 sık iğne 10 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir, 1 sık iğne 3 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne 4 oldu. 5 oldu, 6 7 8 9 10 10 tane yaptık. Sonra 2 tane zincir çekiyorum ve tırabzanımızın önünden tutturduğum 1 2 3 4 5 zincir geri dönüyorum. Kirpiğimi dümlüyorum. 2. sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. 5. Altıncı. Yedinciyi yine tığ battığının altından yapıyorum. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Yaptığımız kısım böyle devam ediyor. Ben şimdi biraz bunu hızlı bir şekilde arttırıp sizinle son halini paylaşayım. Hiç ütüye falan gerek yok. Gerçekten çok güzel, çok muntazam giden bir model oluyor. Dediğim sayılarla yaparsanız zaten benimkiyle aynı olacaktır. Hızlıca ben bunu biraz arttırayım. Son halini paylaşayım. 3 kez tekrarladığım için anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir de şunu da söyleyelim. En son bittiğinde şuradaki desen burada kalıyor. Burada bitirmiş oluyoruz. Üst kısmını tamamlamak için sonrasında tekrar geri dönüp yapmak gerekiyor arkadaşlar. Onu maalesef tekrar dönerek yapamıyoruz. İpimizi kesip buradaki eksik kalan bölümü o şekilde tamamlamak gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu örneği tamamlayayım, biraz uzatayım ben. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyumu biraz arttırdım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde oluyor. Bu rengi de aslında çok yakıştırdım. Şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Gerçekten kalıp gibi bir model oluyor. Mutlaka yapmanızı en azından örnek mendilinize eklemenizi tavsiye ediyorum. Böyle tek sıra giden örnekleri seviyorsanız özellikle günlük kullandığınız yazmalarınızın kenarında çok kullanışlı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak Oya Hanım sayfamda. Oradan da faydalanmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Herkese kolaylıklar diliyorum.